Arkadaşlar merhaba, Her Şey Burada TV kanalına hoş geldiniz. Bir videoda daha sizlerle beraberiz. Arkadaşlar bu videomda sizlere Almanya'da Audi araç fiyatları, ikinci el araç fiyatları nedir onları göstereceğim. Bundan sonraki haftalarda da BMW, Volkswagen, Porsche, Mercedes bunların hepsinin videolarını çekeceğim arkadaşlar. Burada fiyatlar nedir? Ardından da ikinci el sitelerindeki fiyatları da göstereceğim. Bu şekilde bir seri yapmayı düşünüyorum. Videolar kaçırmamak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yazabilirsiniz. Videolarımızı da beğenerek bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. İlk aracımıza geçelim. Burada araçların üzerinde etiketler var. Fiyatlar belli arkadaşlar. Kaç model olduklar, kaç kilometre olduklar. Bunlar ikinci el araçlar. Audi e-tron Advance 55 modeli. 45.880 euro arkadaşlar. 2020 model 36.274 kilometrede. Ortalama Türkiye fiyatı da 1.4, hani Türk lirası ile karşılaştırırsak 1.4 milyon civarında. Tabi Türkiye'de bu araçlar kaç liradır onun net bilgi sahibi değilim. Ben de daha sonra bakacağım fiyatlara. Diğer modele geçelim arkadaşlar. Modelimiz Audi e-tron S-Line 50. 2022 model 12.503 kilometrede, fiyat 45.480 euro. Bunlar krediyle de alınabiliyor. 9.900 euro peşinat verilerek 48 ay taksitle alabiliyorsunuz arkadaşlar. Diğer modelimiz Audi e-tron 55, 2023 model 5.270 kilometrede, 57.500 euro fiyatı var. Bunda yine 11.980 euro peşinat verip 48 ay taksitle alabiliyorsunuz. Bu sıfır sanırım. Arkadaşlar renk çok hoş, çok güzel. Audi SQ 8 4 TDI, fiyatı 97.980 euro. Bunu da yine 19.596 euro peşinatla 48 ay taksitle alabilirsiniz. Gerçekten çok hoş duruyor. Yeşil çok yakışmış. Yine burada Audi e-tron S-Line var. Bunun fiyatı da 63.980 euro. Kilometre 2022 model, 23.463 kilometresi var arkadaşlar. Yine Audi e-tron Sportback S-Line 55 var. Bu da 66.480 euro fiyatı var. Burada bir spor tarzı arabamız var yine. Şöyle. Bunun fiyatı da 45.980 euro. 6.317 kilometrede, 2021 model. Üstü açılıp kapanabiliyor arkadaşlar. Burada Audi Coupe 45 var. 33.780 euro. 59.440 kilometrede. 2019 model. Ve yine başka bir modelimiz Audi A5 Sportback 40, 35.480 euro, 33.385 kilometrede, 2020 model. Evet arkadaşlar çok karizma duruyor. RS5 Sportback 66.480 euro, 2020 model, 56.099 kilometrede. Audi A5 Cabriolet S-Line 40 arkadaşlar. 64.480 euro, 12.900 kilometrede, 2023 model.
Diğer modellerimize geçelim yavaştan. Station wagon araçlar arkadaşlar. Audi A4 Avant model 31.980 euro, 2020 model 67.112 kilometrede. Yine başka bir modelimiz station wagonlar. Bu da 36.980 euro, 53.687 kilometrede 2020 model. Yine Audi A4 Avant 51.930 euro, 2023 model 19.629 kilometrede bayağı bir yol yapmış. Arkadaşlar Almanya'da station wagon araçlar bayağı tutuluyor. Bunda yine fiyat 29.480 euro, 2020 model 63.000 kilometrede. Yine aynı model arkadaşlar, fiyat 50.980 euro, 2023 model 21.253 kilometrede. Buranın tamamı sanırım Audi A4 Avant modelleri arkadaşlar. Bunun fiyatı da 58.930 euro. 2023 model 14.243 kilometrede. Şöyle de biraz başka araçlara bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar burada da Audi Q3 Sportback 45 modeli var. 37.980 euro, 51.398 kilometrede. Kaç model olduğunu yazmamışlar ama fiyat bu şekilde. Evet, burada yine Audi Q3 40 var. 33.980 euro fiyatı. 2020 model 56.000 kilometrede. Burada yine bir modelimiz var. Yine Q3 model. 34.980 euro. Bunda 7.196 euro peşinat ve 48 ay taksitle alabiliyorsunuz. Q7 modellere falan bakalım. Fiyatlar nedir? Arkadaşlar Q7 55 56.480 euro. 60.346 kilometrede. Ama kaç model olduğunu bunlar da yazmamışlar. Audi Q7 S-Line 55 2023 model 87.980 euro 17.242 kilometrede yol yapmış bu araç arkadaşlar. Evet, yine burada spor modelimiz var. Bunu çekelim, fiyatı nedir?
Sanırım yeni gelmiş arkadaşlar. Bunda fiyat yazmıyor. Evet, çok şık duruyor gerçekten. Q8 arkadaşlar. Q8'in fiyatı da 84.580 euro. 2020 model. 89.319 kilometre yol yapmış. Hani kabaca Türk lirasına da çevirsek 3 milyon lira. Türkiye'de herhalde bu bir 30 milyon falan olabilir fiyatlar. Bilmiyorum fiyatlar ama tahmin ediyorum. Ne Q8 82.980 euro. 2020 model 64.710 kilometre. Arkadaşlar bunlar galeri fiyatları. Daha sonra da sabin.com gibi ikinci el siteleri var. Onlardaki fiyatları da göstereceğim size. Videonun devamında onlar olacak. Lütfen onları da izlemeyi unutmayın. Q5 arkadaşlar 30.980 euro. 123.215 kilometre yol yapmış. Yine Q5'imiz var bir adet. Vişne rengi. Bordo çok hoş duruyor. Benim sevdiğim renklerden biridir araçlarda. 39.980 euro. 75.756 kilometre 2019 model. SQ5 3 motor arkadaşlar, 3 TDI. 46.980 euro. 90.734 kilometre yol yapmış 2020 model aracımız. Araya da bir de Mercedes karışmış. Onu da çekelim bari. Mercedes GLC Class 250. 2019 model 33.977 kilometre 36.480 euro fiyatı var bu aracında. Şu ana kadar gördüğüm en ucuz fiyatlı Audi. Özür diliyorum. BMW bu da araya karışmış. Özür diliyorum. 26.880 euro 2020 model 22.768 kilometre yol yapmış. Bunda kredi kullanılmıyor sanırım. Direkt peşin fiyat 26.880 euro arkadaşlar. BMW'ler de haftaya çekmeyi planlıyorum. O yüzden kanalımı takip edin arkadaşlar. Orada da fiyatları tek tek göstereceğim. Yine böyle bir BMW'nin kendi galerisini bulup orada fiyatları çekeceğim sizler için. Audi Q5 40.780 euro 45.256 kilometre yol yapmış arkadaşlar. Bunda da modelin yılını yazmayı unutmuşlar sanırım. Yine Q5 var arkadaşlar. 34.980 euro. 2019 model 54.768 kilometre yol yapmış aracımız. Fiyatlar böyle. Diğer modelleri de çekeyim. A7 arkadaşlar Sportback 55 50.580 euro fiyatı var. Modellerine bakalım. 2020 model 89.968 kilometre yol yapmış. Yine Station Wagon Audi A6 arkadaşlar. 47.780 euro. 2020 model 62.390 kilometre yol yapmış. Station Wagon'lar gerçekten çok seviliyor. Burada tutuluyor. O yüzden bolca da satılıyor. Yani bizler de bazen Almanya'dan gelenler için acaba niye bunu kullanıyorlar falan, bu araba alınır mı diyorduk ama yaygın Almanya'da bayağı bir kullanılıyor. O yüzden onlar da tercih ediyor sanırım. Yine A6
Limit Sport 55 model 47.380 euro arkadaşlar fiyatı. Burada yine Station Wagon A6'mız var. 36.480 euro. 123.398 kilometre yol yapmış. Yine Station Wagon'umuz A6. 51.980 euro. 2020 model. 18.742 kilometre yol yapmış. Yine aracımızı çekelim. Audi bu çok hoş. Gerçekten. Asfaltı ağlatan modellerden. Arkadaşlar internet fiyatlarını da ikinci el, internette bulunan ikinci el Audi fiyatlarını da size göstereceğim. Videomun devamında onlar olacak. Gelecek haftalarda dediğim gibi BMW, Mercedes, Porsche, Volkswagen fiyatlarını çekeceğim. Bizi izlemeye devam edin. Lütfen kanalımıza abone olun. Videolarımızı kaçırmayın. Arkadaşlar internet fiyatlarında görüşmek üzere. Şimdi videomu durduruyorum. Daha sonra ikinci el piyasa fiyatlarını da sizlere beraber göstereceğim. Ortalama bir 20 dakikalık video olacak. Lütfen videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Kanalımıza da abone olursanız çok memnun oluruz. Görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Biraz önce bir Audi bayisine gittik. Bu Audi bayisinde galeride ikinci el araçların fiyatlarını sizlere çektim arkadaşlar. Genelde bu araçlar sıfıra yakın 2020 model üzeri araçlardı. Fiyatlarını da hep beraber gördük. Ortalama 15-16 dakikalık bir videom vardı. Eğer videoyu devam ettiyseniz zaten şu an burayı da izliyor olursunuz. Şimdi de sizlere Türkiye'de bulunan sahibinden.com gibi burada da Kleinanzeigen diye bir site var. İlanlar Kleinanzeigen ilanlar demek. Burada sadece araba yok. Diğer sahibinden.com'da bulabildiğiniz her şey burada var. Burada da şimdi Audi araçların ikinci el fiyatları nedir? Tabii ki de Türkiye'de de böyle. Galerilerde her zaman fiyatlar biraz daha pahalı oluyor. Sabine.com gibi sitelerde daha ucuza arabamızı bulabiliyoruz. Burada da ben daha eski modeller fiyatları nedir hepsini göstereceğim. Ben fiyatı şu an 1500 euro alt taban olarak belirledim. 1500 euronun altında da bir sürü araçlar var arkadaşlar. Ama genel 1500 euro kadar bir sınır tuttum. Onun üzerindeki araçlara bakalım. Fiyatları nedir? Araçların durumu nedir? Hep beraber görelim. Şimdi ilanlarımıza geçebiliriz. Ben ucuzdan pahalıya doğru sıralattım arkadaşlar. Bu yukarıda iki tane reklam almış olan ilanlar var. Onlar reklam parası vererek üstüne çıkmışlar. Bir Audi A4 var. S-Line. 21.444 euro. Burada yine Audi A4 var. 11.500 euro. Ben 1000 euro olarak düzeltmiştim ama düzelmemiş herhalde. Tekrar hep beraber düzeltiriz. Burada yine Audi A6'lar falan var. Örneğin 225.000 kilometre. 2004 model 1000 euro. 2022 model ilginç. 182.000 kilometrede 1000 euro diyor. 2001 model yine Audi A4 var 1000 euroya. Uygun fiyatlara arabalar var tabi. Biz bu 1000 euroda kalmış arkadaşlar. Bunu 1500 yapalım. İlk başta yine reklam veren araçlar geliyor. Onları geçelim. Audi A6'mız var. 98 model. 165.000 kilometrede. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1500 euroya da birçok Audi araçlar var. Şöyle yavaştan geçelim. Biraz da yılı yükseltelim. Yani pardon bu mesela 2005 üzeri olsun arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, şu an 2005 ve üzeri 1500 euro olanları gösteriyor. Burada da bir çöp bir araç var. Bunda 1500 euro koymuşlar. Alan olur mu bilmiyorum. Gördüğünüz gibi Audi A3 1500 euro. Burada bir kazalı araç var. Audi A6 var. 230 bin kilometrede 2006 model 1500 euro. Audi A6 var yine 200 bin kilometrede 2005 model 1500 euro. Gerçekten yani 1500 euroda bayağı bir Audi var. Herhalde bunlar Türkiye'de 400-500 bin lira vardır. Audi A4 yine 1500 euro, burada VB demek pazarlık yapabiliriz anlamında. Daha ucuza da verebilirler. Audi A3 2006 model. TÜV muayenesini yapıldığı anlamına geliyor arkadaşlar. Biraz daha fiyatı yükseltelim. 2000 euro yapalım. Bakalım 2000 euroya neler çıkacak karşımıza. Yüz bin kilometre 2024 yazmışlar ama bu yanlış sanırım. Arada Nissan'da çıktı bir 2000 euroya Micra. Audi A6'mız var, 232 bin kilometrede 2005 model. 242 bin kilometrede yine A6 2000 euro. Audi A4 2000 euro, 316 bin kilometrede. Kilometre kısıtlaması da yapalım biraz. Yüksek ne olsun? Şurada kaçırdık. 150 bin yapalım. Bakalım ne çıkacak. Gördüğünüz gibi şase çıktı karşımıza. Audi A3 var arkadaşlar. 150 bin kilometrede 2008 model. Burada pert bir araç var. 2200 euroya satıyorlar. Çöp olmuş. 144 bin kilometrede 2390 euro. 2005 model. Audi RS Avant demiş. 2420 euro. km kazalı araç. Audi A1 2500 euro yazmış. Biraz standartlarımızı yükseltelim. Bunlar ucuz araçlar. Biraz daha 5000 euroya kadar çıkalım. Kilometreyi düşürelim. 100 bin yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar 70 bin kilometrede 2005 model Audi A3 var. Burada yine Vito tarzı araç var. €5200 pazarlık olur diyorlar. 2010 model Audi A3. Yine Audi 1.4 TFSI S-Line Sport Paket Plus var. 5.499 euro, 64.000 kilometre gitti. 2012 model. Modelimizi de biraz yükseltelim arkadaşlar. Yani model yılımızı 2010 yapalım. Bakalım bizlere karşımıza ne çıkacak. Audi A1 Sportback 5900 euro, 61 bin kilometrede. Burada kazalı araçlar var. Bunlar bu şekilde de satıyorlar. Audi TT RS Plus var, 6000 euro. Audi Q2 Sport 1.6
6.350 euro 42.000 kilometrede. Tabi bunların kazalar falan var mıdır? Tüyü yeni yapılmış. Durum bu şekilde arkadaşlar. Q5'ler falan var. Kazalı satıyorlar bunlar bu şekilde. Ha, yedek parça niyetine satıyor olabilirler. Audi A4 7000 euro. 81.000 kilometrede 2011 model. Ufak da bir kazası var sanırım şu önde. Arkadaşlar ortalama 7-8 bin euroya Audi'ye binebilirsiniz burada. Gayet iyi modeller şu an 100 bin kilometrenin altında 2010, 2011, 2012 bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş çıkmaya başladı. 7 bin, 8 bin euroya pazarlıkla alabileceğiniz güzel Audi modeller var. Yani Türkiye'de Şahin parasına burada Audi'ye biniyorsunuz. Arkadaşlar dediğim gibi 7.000 8.000 euroya biraz daha çıkarsanız 8.000 8.500 euro 8.500 euroya gayet güzel Audi araçlara binebilirsiniz. Fiyatlar bu şekilde. Arkadaşlar gelecek hafta BMW'lerle alakalı video çekeceğim. BMW fiyatlarıyla alakalı. Videolarımızı takip edebilmek için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi günler diliyorum size.